Altyapı sorunu çok ciddi yaşanıyor Dersim'de. Köylere gittiğinizde birçok yerde insanların kimi zaman içeride suyu yok, kimi zaman elektrikleri yok. Varsa bile sürekli bir kesinti halinde, günde 3-4 kere çok yakın, merkezimizin yakın köylerinde bile ya da merkezlerimizin diyelim, ilçe merkezlerimizde dahil, yakın köylerinde bile, elektriği olan yerlerde bile günde 2-3 kere elektrik kesintisini yaşandı ve bundan dolayı sürekli beyaz eşyalarının yandığı mesela çok sık söylenen bir şey. Yine yollar konusunda kimi yollar belli bir stabilize çalışması yapılmış. Fakat o kadar ciddi bir toz kaldırıyor ki şimdi o çalışmayı yaptıktan sonra asfaltlama yapılması gerekiyor normalde. Bir yıl içerisinde bir asfaltlama yaşanması gerekiyor. Ama yıllara yayılan bir süreç var ve o yoldaki, güzergahtaki, arabaların geçtiği yerdeki bütün tozlar asbest tozu olarak insanlar soluyorlar. Bostanları, ağaçları, evleri, her şey bu asbest tozu altında kalıyor. Bu da aslında halk sağlığı açısından da çok ciddi bir sorun. Yine su sorunu var. İşte çok yakın yine Havaçor Köyü, Merho gittiğimiz yerlerde 25 hane, 5 mezrada 25 hane olmasına rağmen hala köyde su yok. Bu insanlar 97'de köyleri boşaltılmış ve daha sonra köylerine geri dönüş yapmışlar. Yaşam haklarıdır. İnsanların, biz çağrı da yapıyoruz sürekli Dersim halkına. Bu göç etme politikasına, göç ettirme politikasına ki bu politika hala günümüzde en çok da gençler üzerinden devam ediyor. Çok ciddi bir Avrupa kapılarının açıldığı ve göçün teşvik edildiği, mülteciliğin teşvik edildiği topraklarımızda bir zihniyetle bir yaklaşım da var. Dolayısıyla insanlar köylerine dönüp ev yapıyorlar ama evlerinde elektrik ve su konusunda çok ciddi bir bürokratik engelle karşı karşıyalar. Bu konuda mecliste de çok sık ifade ediyoruz. Sadece Dersim'de değil, belki bölgemizin birçok ilinde, Kürt illerinin çoğunda, Kürdistan'da bu yaşanıyor aslında. Bana biat et, bana gel, inkar et kendini, ben sana yol getireyim, ben sana su getireyim, ben sana iş getireyim. Yani böylesine aslında işin siyasal da olan, politik de olan bir tarafı maalesef yaşam alanlarımıza kendisini zihniyet olarak gösteriyor. Biz insanlarımıza çağrı yapıyoruz. İnsanlarımız gelip köylerinde topraklarına yerleşip yerlerinde yaşamak istiyorlar. Ama elektrik alamıyorlar, su alamıyorlar, iletişim araçlarını kuramıyorlar, telefonlar çekmiyor. Bunlar gerçekten biraz da aslında dönmeyin, yerleşmeyin, göç edin, burada yaşamayın. Burada size yaşam alanı yok, size yaşam alanı tanımayacağız diyorlar. Aslında okumasını yaptığımızdaki yaklaşım politik olarak böyle bir şey. Her tarafta karakol var burada yani. Her yerde yapılan bir karakol ve şey var. Şehre girdiğinizde bile bariyerler eşliğinde şehre giriyorsunuz. Bütün şehrin girişlerinde arama noktaları var. Buna rağmen hala Gülistan doku bulunamadı. Bu da özel savaş politikasının bir parçasının hala devam ettiğini çok somut göstergelerinden bir tanesi ilimizde yani. Şimdi her şeye bütçe var, kalekola bütçe var, güvenliğe bütçe var. Madenlere yollar yapılıyor, maden politikaları var. Bir bakıyorsunuz gidiyorsunuz, çok alakasız insanın bile yaşamadığı yerlerde yukarıya yol gitmiş. Niye diyoruz? Yayla var diyorlar. Biz araştırıyoruz, bakıyoruz. Birçok yerde yayla var. İnsanlar bağırıyorlar, biz gidemiyoruz yaylalarımıza, yolumuz yok diyorlar. Tek bir ilgi yok ama nerede madene bağlanan bir yol varsa bakıyorsunuz orada yol var. Nerede karakola güvenlik kurulan bir yere gidiyorsanız orada yol var. Dolayısıyla bütçe yok demesi, tasarruf paketi adı altında da bazı şeyleri dile getirmesi çok gerçekçi değil. Onun için ben özel savaş politikaları bağlamında özellikle Diyanet ve savunmaya ayrılan bütçenin büyüklüğünden bahsettim yani. Adaletsiz bir dağılımdan bahsettim bundan dolayı. Onun için kalekollarla, maden işletmelerinin yakın olduğu yerlerde pekala yollar yapılabiliyor yani. Dolayısıyla bütçe yok demek çok gerçekçi bir şey değil. O zaman bu kenti kalekollarına bakmak gerekiyor, karakollarına bakmak gerekiyor, madene bağlanan yollarına bakmak gerekiyor. Her taraftan zihniyet olarak devletin kendi topraklarımıza ilişkin, yaşam alanlarımıza ilişkin bir blokesi var yani. Bu çok açıktır. Bu yeni bir politika değil. Bu çok uzun yıllara dayanan bir politika ama bu politika kendisini çok böyle o kadar açık ve net gösteriyor ki. Dolayısıyla biz hem mecliste
Hem de burada soru önergelerimizle, mecliste gündem yaparak, muhtarlarımızla görüşerek, köylerimize giderek, burada il özel idare, kaymakamlık gibi yerlerle görüşerek biraz aslında insanların yaşam hakkı olan bu temel ihtiyaçların karşılanması konusunda mücadele ediyoruz. Bu mücadelemize devam